en çok konuşulan konulardan birinci sırada yer alanı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim, değişim tartışmaları. Çok ses geliyor. Ekrem İmamoğlu değişim diyor, Özgür Özel değişim diyor. Eski genel başkanlar Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Altan Öymen değişim olmalı diyor. Ee, bir yandan bakıyoruz parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı işaret ediyor, yerel seçimleri işaret ediyor. Birçok konu konuşuluyor, tartışılıyor. Şimdi bu değişim yanlıların formül arayışı da sürerken aynı zamanda yani nasıl yaparız, nasıl formüle ederiz arayışı sürerken parti içi muhalefetten ise e, kimilerinin tavrının değiştiği öne sürüldü. Bazı isimlerde tavır değişikliği olduğu iddia edildi. Şimdi o iddialara göre genel başkan değişimi isteyen bazı isimler mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi konuşuyoruz ülkemizin geleceğini konuşuyoruz CHP'de kurultay süreci işlerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan değişim tartışmaları da hız kazandı. Bu parti içi meseleleri konuşmaya daha var. İmamoğlu öncülüğündeki Zoom toplantısının kayıtlarının sızdırılmasının ardından CHP'de saflar daha da netleşti. Gerektiğinde de sesini çıkaracak olan parti içi meseleleri partide. En son gerçekleşen CHP MYK'de Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın Faik Öztrak ve Bülent Kuşoğlu'na karşı argüman üretmesi ve birlikte hareket etmesi partide safların netleştiği yorumlarına neden oldu. değişim tabii ki olmak zorunda. Kazanmamız lazım artık. 14 ve 28 Mayıs seçimleri geride kaldı. CHP'de ise seçimlerin hemen ardından başlayan değişim tartışmaları tüm hararetiyle devam ediyor. Parti içi muhalefet yerel seçime kadar yeni bir formül arayışında. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre en son yerel seçime kadar emanetçi genel başkan ya da abi formülü tartışıldı. Bana sordular, genel başkan adayı mısınız? Genel başkan adayı da olurum sorumluluk da alırım. Sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam. Emanetçi formülü için CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın telaffuz edildi. Buna Engin Altay, Haluk Koç ve Murat Karayalçın isimleri de eklendi. Ancak bu formül örgütte karşılık bulmadı. Habere göre parti içi muhalefetin örgütte karşılığının yetersiz kalması partiyi yıprattı. Bu durumda bazı isimlerin tavırlarının değişmesine sebep oldu. Bu nedenle genel başkan değişimi isteyen bazı partililer Kılıçdaroğlu'na giderek özür diledi. Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın konuya dair açıklama yaptı. CHP'de bölünme riski görüyorum. Daha doğrusu duyuyorum. O da beni rahatsız ediyor. Yeniden CHP açılsın, keşke kapanmasaydı diyenler var. Ben bunu şimdi söylemiyorum. 2012 yılında Sayın Genel Başkan'a parti meclisinin, daha doğrusu partinin merkez yapısının değiştirilmesi konusunda bir proje hazırlayarak yazılı bir biçimde sundum. Değişim tabii ki olmak zorunda. Kazanmamız lazım artık.